Of. Asuman ne oldu? Komşular haber verdi bana da. İnanamadım tabii, koştum geldim. Burayı böyle görünce de aklımı kaybedecek gibi oldum ya. Hayır, niye? Niye yaptı ki böyle bir şey Muammer amca? Veysel'in acısını bizden çıkarıyor. Ne olacak başka? Ah amca, yapılır mı ya? Dede. Kenan oğlum mu dedi bir daha yürüyemeyecekti ya. Allah'a şükür hayatta. Ya ölseydi en azından bir umut var şimdi. Daha Veysel bilmiyor. Öğrenince ne olacak? Kolay mı dedi öyle yaşamak ya? İnsanoğlu bu oğlum. Kabullenmenin, devam etmenin bir yolunu bulur. Veysel duramaz ki ya. Çocukken de öyleydi. O hiç durmadı, duramadı. Nasıl olacak şimdi? Kahrından ölür Veysel. Ne oldu dede bize? Biz ne zaman bu hale geldik? Ne güzel gidiyorduk. Ne güzel her şey yolundaydı. Ne zaman oldu bütün bunlar? Hayır, yetmedi mi ödediğimiz bedel? Daha ne kadar bedel ödememiz gerekiyor ya bizim? Kader bu oğlum. Kader kalemi ne yazdıysa biz onu yaşadık. Kader yani. Hı? Kader yani bizim bu yaşadıklarımız. Biz ne yaptık dede? Kimsenin tavuğuna kaç demedik. Kimseye bir zararımız dokunmadı. Niye bütün bunlar bizi gelip buluyor? He? Neden? Kader düz bir sebep sonuç ilişkisi değil oğlum. Kader matematikteki düz bir formüle benzemez. Sadece olayı yaşayan insanla da alakalı değildir. Tüm dünya ile alakalıdır. Binlerce unsuru olan bir denklemdir. Size birinin hikayesini anlatacağım. Çok eskiden yaşamış birinin hikayesi. Tam 7 çocuğu vardı. İlk çocuğu öldüğünde 3 yaşındaydı. Adı Kasım'dı. İkinci çocuğu vefat ettiğinde 2 yaşındaydı. Adı Abdullah. Çocuklarından biri 1 yaşındayken vefat etti. Adı İbrahim'di. Zeynep vefat ettiğinde 29 yaşındaydı. Ve o kızının acısını da yaşadı. Ondan sonra doğan kızı 27 yaşında vefat etti. Rukiye öldüğünde 22 yaşındaydı. O yaşarken 6 çocuğunu koydu toprağa. Bu dünyada tarifi olmayan tek acı evlat acısı. Hiç üzülmedi mi peki? Acı çekmedi mi? Üzüldü. İçi kan ağladı ama hiçbir zaman isyan etmedi. Anlattığım kişi kimdi biliyor musunuz? Hazreti Muhammed. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki söyleyin bana, bir suçu mu vardı? Bir hatası mı? Bu meydan cenk meydanı. Bu meydan imtihan meydanı. Bir şey yaşamadık oğlum. Ben bir evladımı, 2 gelinimi koydum toprağa. Sen sevdiğin kadını,
onun yaşadıklarının yanında biz bir şey yaşamadık. Allah'a şükür Veysel hayatta. Hala çocuklarının yanında. İyi insanların başından imtihan eksik olmaz derler. Hem iyi insan olarak devam etsinler diye, hem de daha güçlü olsunlar diye. Çünkü bu dünyanın güçlü insanlara ihtiyacı var. Çünkü bu dünyanın iyi insanlara ihtiyacı var. Gerçek, güçlü, iyi insanlara. Kenan abi, müsait misin? Müsaitim. Kenan abi, seni rahatsız etmiyoruz değil mi? Yok oğlum, ne rahatsızlığı. Yalnız babam görmesin sizi. Yine doldu taştı duyunca. Biliyorum abi, biliyorum. Ağla da geldi. Biliyorum. Yani pek de haksız sayılmasın. Abi biz şey için gelmiştik ya. Bak gel oturalım şu gel. Abi biz daha önce böyle bir çalışma yapmıştık. Ya Aziz diye bir çocuk vardı. Annesi felçliydi. Sinir hücrelerini uyarıp harekete geçiren bir sistem. Bak abi istersen. Oğlum bunu siz mi yaptınız? Taner yaptı. Vallahi hep uğraştık üstünde. Diyoruz ki Veysel'i de yaparız aynısı. Hatta daha da iyisini yaparız. Ama biz o zaman beyin ve sinir uzmanı profesörlerle çalışmıştık abi. Yani Aziz'in annesi için uygundu, müsaitti. Acaba hani Veysel'e de baksan durumu müsait midir, değil midir? Ben sana raporları getirdim, bir kıyaslasan, incelesen. Taner ne diyorsun abicim sen? İnşallah başarırsınız bunu ya. İnşallah uyumludur. Ben buna bir bakayım, bir karşılaştırayım. Biraz müsaade edin, tamam mı? Geleceğim. Tabii tabii abi. Hadi inşallah.